İşim var kardeşim, başka araba bekle. Dur abi. Müşteri değilim, esaslı hediye dağıtıyorum. Allah Allah. Ne hediyesi? Ne lan bu? Ali Rıza Altay'ın mahallelisine hediyesi abi. Ay bak sen. Ne yalnız? Bunu buralarda dağıtamazsın oğlum. Baksana polisi var, bilmem nesi var. Seni böyle daha sote bir yere götüreceğim, orada dağıt, tamam mı? Rahat ol bende. Abi meşguldün. Oğlum bundan daha önemli meşguliyet mi olur kardeşim benim ya? Dur. Gel sen, şimdi onu öyle güzel dağıtacağız ki rahat ol sen kardeşim benim, gel. Evet canım takipçilerim, küçük arızamız iyileşiyor. En kısa zamanda alemlere geri dönecek. Kızım kapat şu telefonu. Dayının burada canı yanıyor, senin uğraştığın şeye bak. Bana bak, sakın bir yere koyayım falan deme. Sonra başımıza iş açacaksın. Valla evlatların arasında ayrım yapıyorsun anneanne. Hayır yani Mert dayım burada, susayım diyorum, söylemeyeyim diyorum ama... ya Ali Rıza dayım vurulduğunda daha çok üzülmüştüm. Bana bak, şimdi bu terlik kaç geliyor. Kaç valla var ya, mermiden beter sana. Bu ha. Duyuyorsun değil mi? Duy bunları. Oğlum, bir anne evlatlarının arasında ayrım yapabilir mi hiç? Valla ben bilmem. Yani kamuoyundaki algım pek o yönde değil demek ki. Yani değiştirmen için biraz benimle fazla ilgilenmen gerekebilir, söyleyeyim Rukiye Sultan. Ben seni bir baş göz edeyim de sen gör o zaman. Vallahi mi, yapar mısın böyle bir şey? Vallahi yaparım. Vallahi abim de büyük oynuyorsun yani. Halide yenge gibi güzel birini bulursan ben hayır demem aslında anne, biliyor musun? Mert, benim sinirlerimi bozma. Aa, acıdı mı canım? Yok iyiyim ya. Şurası biraz acıyor. Anneanne, komşular gelmiş. Annem seni çağırıyor. Aa, tamam. Geçmiş olsuna geldiler herhalde. Ben bir bakayım, geleyim mi annem? Tamam. Bir bak bakalım. Güzel kız varsa bir börek açarsın. Zeynep, Nurcan. Hoş geldiniz kızım. Niye kapıda bekletiyorsun? Buyurun içeri, buyurun. Yok, girmeyeceğiz Rukiye Hanım. Hayırdır, bir şey mi oldu? Birileri dolanıyor mahallede. Bu paketlerden dağıtıp Arıza'nın hediyesi diyorlar. Aa, ne hediyesiymiş bu? Vallahi bilmiyoruz. Ama hiç öyle güvenilir tiplere de benzemiyorlardı. Ali Rıza ne işlere bulaştı Rukiye Hanım? Bizim mahallemizde olmazdı böyle şeyler. Ay, kızım şuna bir bak, ne var bunda? Anne. Hani zehir bu. Efendim Fatih. Ali Rıza, acil durağa gelmen lazım. Ne oldu? Birileri senin adına mahalleye hediye dağıtıyor. Ne hediyesi Fatih, ne diyorsun? Toz dağıtıyorlar usta, toz ya. Çabuk gel ya, acil gel diyorum sana ya. Tamam geliyorum. Efendim anne. Oğlum neler oluyor? Ne oldu anne? Birileri mahallede senin adına zehir dağıtıyormuş, daha ne olsun? Senin nereden haberin oldu? Komşular geldi. Tek tek dağıtıyorlarmış. Tamam anne. Halledeceğim ben şimdi. Sakın münakaşaya girmeyin kimseyle. Oğlum. Ne vuruyorsun kardeşim? Oğlum seni öldürmüyorum ya, sen ona dua et lan. Ne yaptığının farkında mısın oğlum? Bana ne emir verdilerse onu yaptım. Kim dağıt dedi lan size bunu mahallede ha? Numan Yılmaz. Kim? Ne dedin sen, bir daha söyle bakayım. Numan Yılmaz. Kim bu ya? Kim bu oğlum? Kim bu lan? Geç! Oğlum. Geç! Aa, bir tane daha mı buraya? Gel. Bu da parkın orada dolanıyor. Kimmiş lan bu Numan, bizim mahallemizde zehir dağıtıyor lan? Gel lan beni götür bu Numan. Dur Fatih, bir dakika. Sakin ol Fatih. Bir Ali Rıza gelsin bakayım. Otur lan. Tır. Ah geldi şimdi oğlum. Siz var ya, bittiniz lan. Şerefsizler. Kimin köpeğiymiş bunlar? Numan Yılmaz göndermiş. Mahalleye büyük tezgah kurmuşlar. Eve paket dağıtıyorlar. Ne tezgah kuruyorsunuz lan siz? Ha? Ne tezgah kuruyorsunuz lan? Ne tezgah kuruyorsunuz lan? Kime tezgah kuruyorsunuz lan siz? Ha? Ne tezgah kuruyorsunuz? Çökele! Ne tezgah kuruyorsunuz? Ha?
Siz kimin mahallesinde ne dağıtıyorsunuz lan? Ha? Kimin mahallesinde ne dağıtıyorsunuz lan? Ne istiyorsunuz lan bu mahallenin insanları? Kimsiniz? Aliza, dur Hasan. Dur. Yavaş. Şelallenme. Sakin ol, birazını da sahiplerine sakla. Bagaja atın bunları. Geç lan. Geç. Gel buraya, gel. Yürü. Dur. Sakin Hasan, bir konuşalım. Bak, alemin en ağır abileri bile bunlarla baş edemediler. Bunların mahallesine öyle elimizi kolumuzu sallayıp hadiye giremeyiz. Bana bunu yapanı bırak, mahallesine girmeyi başına yıkarım. Aslanım, bunlar ne racon bilir, ne bir şeye inanırlar, ne de bir şeyden korkarlar. E ne yapalım Hasan abi, bırakalım mahallede zehir mi dağıtsınlar? Ne yapacağız, boyun mu eğeceğiz bunlara? Boyun eğmeyeceğiz. Ama bir hesabımızı kitabımızı yapalım. Bir anlayalım bakalım dertleri neymiş. Sessiz, sakin. Huzurlu, deniz kenarı diye geldik. Burası da gürültülü Fiko. Burada da çatara patara var. Bunun ne işi var burada? Bu işin arkasında sen mi varsın lan? Hangi işin? Ne oluyor ya? Ne işi? Ben tatildeyim. Allah Allah. Sizin de var ya, arabanızın teybi çalınsa benden bileceksiniz ha. Senden bileceğim lan tabii. Senin ne işin var buralarda? Ben sana gözümün önünde dolanmayacaksın demedim mi? Dolanma demedin. Gözüm üzerinde dedin. Ben de gözünün önünde dolanıyorum ki bu kadar işin arasında bir de beni arayıp yorulma. Fiko, alarmını kur her sabah. Hı hı. 9'a. 9. Uygun mu? 9'a. Her sabah geleceğiz, muhtar arızaya imza vereceğiz. Dur aslanım, dur. Ne oldu? Zormuş değil mi? Kolay değilmiş değil mi Burak Ersoylu'nun koltuğuna oturmak? Sabır istiyor, disiplin istiyor. Kolay olur mu aslanım? Çelik gibi sinir gerek. Şş, benim kafamı bozma. Senin o sinirlerini tek tek alırım, tamam mı? Vay. Tabii. Şimdi Ali Rıza benim koltuğuma oturduğuna göre... ...arkadaş da senin yerine geçti Fiko. Bu alemde kafana bir soru takılırsa... ...çekinme, Fiko'yu ara sor. O bütün raconları öğretir sana, tamam? Hayır Rıza, bunlarla çok vakit kaybettik. Düşmüş olmak bize yakışmış. Hadi gidelim. Hadi Rıza, burası bende. Merak etmeyin siz. Dikkat ediyorum. Bu dükkan hep size kalıyor. Sen mesela, sende bence çok iyi potansiyel var. Değerlendirmiyorlar. Ben seni hiçbir icraatte görmüyorum. Halbuki sen tam benim kafamdaki gibi top koşturuyorsun. Hoca seni kesiyor, haberin olsun. Bak, biz yeni takım kuruyoruz. Arkadaşlardan biri sakat. Belli ki bonservisinde elinde. Bunu bir düşün. Ali Rıza'yla birlikte ne kadar Devler Ligi'ne terfi etsek de... ...bizim ruhumuz hala amatör. Sen bizim bedeli ödeyemezsin. Anladın, Burak? Sen?